Kardeşlerimiz yeni gelmiş olabilir. Bizim neden Kur'an okumalarını tercih ettiğimiz konusunda kısa bir aydınlatma amacıyla bir bilgi vermek istiyoruz. Yaptığımız bu çalışmalara Kur'an okumaları diyoruz. Kur'an'ı anlamaya, hayatımıza uygulamaya ve güncellemeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Şimdi neden böyle bir çalışmaya girdik? Biliyorsunuz Kur'an'ın ilk ayeti veya ilk gelen ayetleri diyelim, Alak suresinin ilk 5 ayeti olduğu söylenir. Veyahut bir başka rivayete göre de Fatiha suresinin ilk inen ayet olduğu söylenir. Ayetler olduğu. Şimdi her iki surede de ister Alak, ister Fatiha suresine bakarsanız birisi yaratan Rabbinin adıyla oku, diğeri de Rabbimize, alemlerin Rabbine hamd ederek başlar. Demek ki her iki ayet dizisinde de tercih edilen Rab kavramıdır. Rabbimizin birçok ismi var, 99 derler, fazla yerde çıkaranlar var bunu. Ama buradaki tercih edilen Rab, Rab kelimesinin bu iki surede de kullanılmış amacı Rabbimizin öğreticilik, terbiye edicilik vasfına bir işarettir. Yani oraya bir vurgudur. O halde demek ki Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlarken ilk inen ayetlerde bize bir terbiye edicilik, bir öğreticilik ve bir terbiye nizamından başlıyor. O halde demek ki Kur'an okumalarına başlamak oku emrinden sonra bize bir terbiye ve hayatımıza bir çeki düzen vermek için Kur'an inmiştir. O halde demek ki ilk anlayacağımız şey Rab isminin tercih edilmesi, Rab sıfatının ilk inen ayetlerde bizim bir terbiye programına başladığımızı gösteriyor. Buna sadece terbiye olarak da bakmayın, aynı zamanda bir programın başladığını da gösteriyor. Ben Alak suresinden, Alak kelimesinden döllenmiş yumurta olarak vasıflandırdığımız ana rahmine yapışmış ve çoğalmaya başlayan bir yumurta, hücre kavramını anlıyorum. Ve ilk inen ayetin de yaratan Rabbinin adıyla oku dedikten sonra o sizi bir alaktan yarattı kavramında bir işaret olduğunu düşünüyorum. Nedir o işaret? Biliyorsunuz döllenmiş bir yumurta 1'e, 2'ye, ondan sonra tekrar 4'e, 8'e, 16'ya bölünerek, yani kendisi gibi birer hücreler, kök hücre diyoruz artık buna, öyle hücreler yaparak çoğalmaya başlar. Çoğaldıktan sonra bu hücreler bir müddet sonra kalp hücreleri, mesela hücrelerin bir kısmı hepsi ilk başta aynıdır. Ondan sonra bir kısmı kalp hücresi haline gelir, atmaya başlar. Ben küçükken böyle kuluçka makinesi yapmıştım. Orada yumurtaları koyardık içerisine, lamba, bildiğimiz ampullerde etrafını böyle alüminyum folyoyla sarıp orada ısıtırdık. Üçüncü gün açtığımda o yumurtanın sarısının kenarında bir kalbin teşekkür ettiğini ve atmaya başladığını, etrafında da damarlar görüyor. Demek ki hücreler farklılaşıyor. İlk önce aynı bölünüyorlar, birbirine benzer hücreler, sonra farklılaşıyor bir kalp hücresi. Sonra devam ediyor, bir belgeselde de izledim. Sonra mesela göz diyelim. Gözün olduğu yerdeki hücreler titreşiyorlar. Bir anda orada bu hücreler saydamlaşıyor. Birden göz meydana getiriyor. Bakıyorsunuz işte devam ediyor yani bu gelişim. Arkasından bakıyorsunuz bir yerdeki hücreler işte mideyi meydana getiriyor. Bir yerdeki hücreler beyin ve sinir hücreleri haline geliyor. Demek ki bir programı var. Neyin? Yumurtanın, yani alakın bir gelişim programı var. Bugün buna DNA'larda, yani proteinlerin yönlendirdiği bir program. Bilgisayar kullananlarınız da bilir, bilgisayarda bir program var. Programlar nedir? Kodlardır. O kodlar bir büyük bir programın parçalarıdır. Derken birbiri arkasına o kodlar işlenir ve program kullanılır hale gelir. Şimdi alak sözcüğünün ilk şeyde yaratmaya bir emsal olarak kullanıldığı gibi aslında bir hücreden
daha sonra çok hücreli insan gibi mükemmel bir yaratılığın ortaya çıkışına da bir işaret. Peki insan özelliğine, insanda birçok hücre var. Önce bir hücreden başlamıştı. Orada kimisi beyin hücreleri, kimisi işte kas hücreleri, kimisi kemik hücreleri, kimisi işte mide hücreleri veya akciğer, karaciğer, işte bütün vücudumuzun organlarını meydana getirdi. Fakat bu organların hepsi birbirine bağlı. Bir organizma, yani bir insan yapıyor veya bir canlı meydana getiriyor. İşte peygamberimize belki de veyahut müminlere ilk ayetlerde, yani Alak'ta şu söyleniyor. Siz bir hücresiniz, yani bir peygamber, bir kişi. Bu döllenmiş yumurta nasıl? Vahiyle döllenmiş ve program harekete geçiyor. Rab kelimesi burada bir program, yani terbiye edici ama bir de kainatın programlayıcısıdır Rabbimiz. O halde Rabbimiz bir programı harekete geçiriyor. Nedir o program? Bir bireyden bir ümmet yaratma programı. O halde demek ki Kur'an okumalarının amacı bir bireyden veya bireylerden bir ümmet yaratma amacı olması lazım. Bena Alak bunu çağrıştırıyor. O halde demek ki Kur'an okumalarımızdan birinci amacımız birey olarak değişmek. İkinci, bunun ardından gelen amacımız da bu değişen insanlardan, değişen bir toplum, değişen bir anlayış ve neticede bir ümmet meydana getirmek. Neticede Peygamberimiz Medine'de bu ümmeti ne yaptı? Meydana getirmiş oldu. Yani mücadelesi başarıya erişmiş oldu. O halde demek ki Kur'an-ı Kerim okumalarının amacı önce ferdi değiştirmek, sonra toplumu değiştirmek. Ama bu toplumu da değiştirerek öyle kendi haline bırakmak değil, bir organizma hali. Yani bir ümmet haline getirmek. O halde demek ki bu ümmetin içerisinde her birimizin de birer vazifesi olacak. Kimimiz bu ümmetin beyni, yani alimleri olacak. Kimimiz bu ümmetin kas gücü, güvenliği veya emniyetini sağlayan insanlarımız olacak veya işçilerimiz olacak. Kimisi bu ümmetin işte sindirim sistemi, yani tüccarları olacak. Kimimiz bu ümmetin işte akciğerlerin nefes almasını sağlayan insanları olacak. Artık bunu benzetebilirsiniz insan vücuduna. Yani biz netice itibariyle yaşayan bir organizma, yaşayan bir ümmet meydana getirmek amacımız olmalı. Demek ki Kur'an çalışmalarının nihai hedefi bu. Peki buna varabilmek için ne gerekiyor? Kur'an'ı anlamamız gerekiyor. O halde bu program bize Rabbimiz oku emrinden sonra programı ne yaptı? Bize verdi. Her ayet bir kod. Her ayet bizim ileriye doğru gidebilmemiz için bize bir işaret, bir yol haritası. O yol haritasının kilometre taşları, öyle diyelim. O halde biz şimdi bu kilometre taşlarını anlamadan tekrar edersek, anlamadan okursak, o zaman biz o organizmayı, ümmet organizmasını, ideal bir ümmet organizmasını, ideal bir toplum organizmasını meydana çıkarmış olamayız. O halde demek ki biz ne yapmamız lazım? Kur'an'ı anlayarak okuyacağız. Birinci amacımız bu. Zaten Kur'an-ı Kerim de bize bunu veriyor. Birkaç tane ayet şey yapalım. Zuhruf suresinin 44. ayeti. Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. Demek ki Kur'an sadece bize değil, peygambere de bir öğüttür. Peki buradaki peygambere öğüt, yani zikir olmasının iki anlamı vardı zikri. Bir tanesi hatırlatma, yani eski ümmetlere ve eski peygamberlere de gelen zikir aynı zikir. Ana fikirleri netice itibariyle aynı din. Üçüncüsü, bir de peygambere yeniden bunları öğüt olarak anlatıyor. Demek ki peygamber de nereden yetişti? Kur'an'la yetişti. Nereden çıkacak sorular? Kur'an'dan çıkacak. Ondan sorumlu olacaksınız. Demek ki sorumluluğumuz Kur'an'dan. Burası önemli. Bir başka ayet. Rablerinin En'am suresi 51. ayet. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla, Kur'an ile uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost,
ne de bir aracı vardır, belki sakınırlar. Demek ki ahiret gününde ahirete inananları Kur'an ile uyar. Peygamber de demek ki kendi kafasına göre uyar. Neyle uyarıyor? Kur'an'la uyar. O halde biz Kur'an'ı ne yapmamız lazım? Anlamamız ve onunla uyarmamız lazım insanlar. Yine bir başka ayet. İbrahim suresi 52. İşte bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak bir Tanrı olduğunu bilsinler. Akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt olsunlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. Demek ki bir bizi uyaracak, iki akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye. Demek ki bir akledeceğiz Kur'an'ı anlayabilmek, öğüt alabilmek için. O halde bunların hepsi neyi gerektiriyor? Kur'an'ı anlamayı gerektiriyor. O halde bu çalışmaların birinci amacı, yani bir tanesi hedefiydi, bir vasat ümmet meydana getirebilmek çağımızda. İkincisi, buna varabilmek için birinci basamak Kur'an'ı anlayarak okumak. Dolayısıyla Kur'an'ı anlayarak, hayatımıza tatbik ederek onun öğüt bir zikir olduğunu, yani eski ümmetler ve eski peygamberlerin de kıssalarından da bunu öğreniyoruz. Ana hatlarıyla aynı ilkeleri bize anlatıyorlar, vahiy ilkelerini. O halde bunun için Kur'an okumalarına devam ediyoruz. Peki bir başka şeyimiz, Kur'an okurken nelere dikkat etmemiz lazım? Bir tanesi her birimizin kafasında maalesef diyorum, Müslüman bir toplum içerisinde olduğumuz için daha önceden oluşmuş din algıları var. Yani ailemizden gelen, atalarımızdan gelen, toplumdan gelen, okuduklarımızdan gelen din algıları var. Kur'an'ı okurken ön yargılarla, kafamızdaki arkasındaki bir takım ideolojilerle, önceden yapılmış kabullerle okursanız, Kur'an-ı Kerim'i hep onları ispatlamak için bir araç olarak kullanırsınız. O halde Kur'an'ı nasıl okumamız lazım? Ümmi bir kafayla. Yani anadan doğmuş gibi etkilenmeden, hani bu zor bir şey ama Kur'an'ı sanki sıfırdan ele alıyormuşuz, yeniden bir din olarak kavruyor ve kabul ediyormuşuz gibi okuyor. Ön yargılarımızla ve ön kabullerimizle okumaya kalktığımızda o zaman hep o ön kabullerimize göre Kur'an'ı anlamaya, eğriltmeye, anlamını saptırmaya çalışırız. O halde birinci dikkat ettiğimiz şey, bizlerin yapması gereken, ön yargılarımızdan arınıp bildiklerimizi unutacağız, temiz beyaz bir sayfa açacağız, Kur'an'ı öyle öğrenmeye çalışacağız. Buna da ümmi bir kafa diyorum artık, anadan doğmuş gibi. İkincisi, İslam'ın bilgi kaynağı meselesi geliyor. Nereden öğreneceğiz İslam'ı? İslam'ı bizim anlayışımıza veya Kur'an okumalarımızdan öğrendiğimize göre İslam'ın bir tek bilgi kaynağı vardır, o da Kur'an'dır. Ana kaynağı. Onun dışında rivayetler, hadisler, kitaplar, sözler, tefsirler, sözlükler vesaireler bunlar Kur'an'ın ikinci kaynaklarıdır. O halde önemli olan nedir burada? Kur'an'ın asıl mesajlarıdır. Öbür kaynaklardan nasıl istifade ederiz? O mesajı anlamak, Kur'an'a uygun olduğu müddetçe onlardan istifade ederiz. Siyerden istifade ederiz, hadislerden istifade ederiz. Ancak hiçbirinin Kur'an'a uygunluğu testini yapmadan ön kabulle kabul etmeyiz. Demek ki bunun için de ne lazım? Önce Kur'an'ı bilmek lazım. Yani bir şeyin doğruluğunu test edebilmeniz için Kur'an'a uygun mu değil mi? Test edebilmeniz için o zaman Kur'an'ı öğrenmek lazım. Gene işin başına geliyoruz. Neden? Çünkü Kur'an elimizde değişmemiş, bizlere kadar intikal etmiş ve Allah'ın korumasında olan bir kitaptır. Hiçbir hadis kitabı için böyle bir garanti kimse veremez. En mütevatir sayılacak, yani en çok rivayet edilecek hadis ne olabilir sizce? Yok, yani çok kişinin rivayet ettiği, çok kişinin gördüğü söz, peygamberin sözü hangisidir? Yani tevatür derecesinde Veda hutbesidir. 100 bin kişiye okunmuştur açıktan
ve sahabe arkaya kadar tekrar etmiştir. Yani burada okuyor, 200 metre sonra bir sahabe peygamberin söylediği sözü tekrar ediyor. Ondan sonra bir başka sahabe böylelikle 100 bin kişiye gelmiştir. Peki veda hutbesinin son kısmı. Size öyle bir emanet bırakıyorum ki Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona sarıldıkça işte yanlış yola gitmezsiniz. Bir rivayet bu. İkinci bir rivayet, bakın 100 bin kişi dinledi. İkinci rivayet, size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, biri de benim sünnetimdir. Bunlara sarıldıkça yanlış yola gitmezsiniz. Üçüncü bir rivayet, size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, biri de Ehl-i Beytim'dir. Bunlara sarıldıkça yanlış yola gitmezsiniz. Şimdi 100 bin kişinin dinlediği, bu insanlara açık bir alanda verilmiş bir hutbenin bize intikalinde 3 tane rivayet var son tarafında. Üçü de eklemeler var birbirine. Ha, buradan neyi anlıyoruz? Hiçbir rivayet kesin değildir. Demek ki her rivayette bir takım sebeplerle eklemeler sonuna veya çıkartmalar yapılabiliyor. Ama bu üç rivayetin ortak noktası nedir? Hepsi Kur'an koymuş. O zaman Kur'an'ı kabul edelim. Bu şeylerle, diğer yan şeylerle hareket etmeyelim. O halde demek ki tek elimizde değişmediğinden, Allah'ın kelamı olduğundan ve imanın da bir parçasıdır bu. Yani buna iman ediyoruz diyoruz ki kitaplara iman, imanın parçası. Kur'an da bizim inandığımız kitaplarda. O halde demek ki Kur'an bizim elimizde tek orijinal kaynaktır. Diğer kaynaklardan istifade ederiz. Bu bilgi birikimine, bu ilmi harcamanın hiçbir alemi yok yani şeyi. Ama bunların hepsini bilelim ki kulağımızın bir tarafında yanlışlık payı vardır. Çünkü içinde insan unsuru var. İnsanlar bunu naklediyor. İdeolojileriyle, ön kabulleriyle, yanlış anlamalarıyla, zekalarıyla, yani her şeyle alakalı olarak insanlar bize bu rivayetleri yanlış verebilirler. O halde demek ki bilgi kaynağımız bizim Kur'an'dır. Peki Kur'an'ı okurken nasıl bir metot takip edelim? Şunu takip ediyoruz. Nüzul sırasına göre okuyoruz. Neden nüzul sırasına göre okuyoruz? Çünkü sahabe de peygamberimiz de iniş sırasına göre yetişti. Bunun içinde bir hikmet olduğuna inan. Başka türlü okunmaz mı? Okunur. Yani mevcut yazıldığı şekliyle başlarsınız. Fatiha'dan Bakara, Ali İmran devam edersiniz. Ama iniş sırasına göre okumanın hem siyeri anlamak bakımından, hem peygamberimizin mücadelesini anlamak bakımından, hem de insan psikolojisi bakımından önemli olduğuna inanıyorum. Yani ilk önce gelen ayetler mesela insanlara ahireti, risaleti, tevhidi anlatan ayetler, önce bu iman yerleştirildikten sonra ahkama, uygulamaya, amele dair ayetler geldi. O halde demek ki onun için nüzul sırasına göre okuyoruz. Biz de ashab veya peygamber nasıl yetişmişse öyle yetişmeye çalışıyoruz. Bir başka, burada tabii böyle şöyle bir sorun çıkıyor. Kur'an'ı okurken iki türlü okuma şeyi var. Çoğu yani akım olarak diyelim, Kur'an akımı şeyi. Bir tanesi tarihselci bir akım. Yani diyor ki Kur'an'da bazı ayetler o dönemin şartlarında, o dönemin toplumuna inmiştir. Bunlar bugün uygulanamaz. Bu içinden bazı ayetleri ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz tarihsel. İkinci bir akım, selefi bir akım. Hayır diyor, Kur'an'ın inen bütün ayetleri şeydir, bugün de geçerlidir, zahiriyle geçerlidir. O halde biz tamamını bunların uygulamalıyız. Üçüncü bir akım da, yani nacizane bizim görüşümüz olarak söyleyeyim, ne tarihselci ne de selefi olarak bakıyoruz. Biz Kur'an'ın ayetlerini çağımıza güncelleyerek, yani bizim şu asrımızda bize ne ifade ediyor o ayetler diyerek, bir kıyas yaparak çağımıza uygulama taraftarız. Bir örnek vereyim. Enfal suresi 60. ayet miydi? Evet, Enfal 60, açalım. Enfal 60. Bakın, üç görüşü de burada şey yapacağız.
Onlara, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlığı, sizin düşmanınızı, onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Veyahut şurada bakalım Ömer Nasuhi'den. Ve onlara karşı gücünüzün yettiği kadar her kuvvetten ve bazı atlardan hazırlayınız. Hani cihat için at geçmiyor diye onu yazmış. Bununla Allah-u Teala'nın düşmanını, sizin düşmanınızı, onlardan başkalarını korkutursunuz. Şimdi burada tarihselci bir anlayışla şey yapan, bakan birisi diyor ki kardeşim bu artık cihat için veya savaş için at hazırlanır mı artık? Hangi savaşta at kaldı? Bakın bu tarihsel bir ayet. O çağda inmiştir. Ancak o zaman uygulanırdı. Şimdi bunun uygulama şansı yoktur. Selefi görüş ne der? Hayır, burada Allah at hazırlayın diyorsa at hazırlayacaksın kardeşim. Atla mücadele ederiz. Bizim savunduğumuz görüş ne? Diyeceğiz ki analiz edeceğiz. At ne manaya geliyor? Atın bir önemi var savaşta. Bakın birincisi kuvvetten, her kuvvetten hazırlayın. Demek ki at kuvvet değil. Nedir? Kuvveti taşıyan güç, mobilize eden güç. Yani siz bir ok hazırlarsınız, mızrak hazırlarsınız veya kılıç atın üstünde durursunuz, o kuvvettir. O atla o kuvveti ne yaparsınız? Hareket ettirirsiniz. Bakın analiz ettik. Ne? Kuvvet var. Atlar da bu kuvveti hızla taşıyan, hızlı hareket eden, dönen araçlar. Günümüzde bu araçlar nedir? Mesela zırhlı taşıyıcılar, hızlı, tanklar, uçaklar veya füzeler. Netice itibariyle füze de bir kuvvet taşıyor değil mi? Karşı tarafa atıyorsunuz. Zaten atmaktır diyor. Yani bir sahada liste de var. Buradan ne yapıyoruz? Güncellemiş oluyoruz. Diyoruz ki buradaki at kavramı, yani cihat için hazırlanan veya savaş için hazırlanan atları biz günümüzde İşte tankla, zırhlı araçlarla, füzeyle veyahut uçakla karşılaştırırız. O halde mobilize olun savaşta. Düşmana karşı şeyler hazırlayın, bu tip silahlar. Demek ki ayeti günümüze ne yaptık? Güncelledik. Ayetin anlamını değiştirdik mi? Hayır. Zahiri anlamına takılıp ille de at bulunduracağız dedik mi? Hayır. İkincisi, bunlar bizim için geçmişte kalmıştır, tarihseldir. Bu ayetin artık uygulanma şeyi yoktur deyip kaldırıp bir kenar mı koyduk? Hayır. Demek ki Kur'an'a böyle bir anlayışla bakmak durumundayız. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulu emre idarecilere itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Demek ki burada bir itaat kavramı var. İtaat kavramında baş tarafta ne var? Allah'a itaat etmek. Allah'a itaat etmek ne demek? Aslında Kur'an'a itaat etmek. Allah'la direkt muhatap değiliz. Onun gönderdiği emirlerle muhatapız. Birinci şey bu. Peki peygambere itaat edin, hadislere itaat etmek mi? Böyle bir şey var mı? İman esasları arasında hadis kitaplarına iman diye bir şey var mı? Yok. Peki buradaki peygamber ne? Resul, elçi. Yani Allah'ın elçisine itaat edin. O halde Allah'ın elçisi, elçi bize ne anlatır? Kendisini gönderenin emir ve talimatlarını anlatır. O halde aslında Allah'a itaat etmek, peygambere itaat etmektir. Yani elçiye itaat etmektir. Ama elçinin Allah'tan gönderdiği ayetlere veya emirlere itaat etmek demektir. O halde demek ki Allah'a itaat, elçiye itaat birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Aynı şey. Yani Kur'an da sünnet de aynı şeydir. Kur'an'ın içindedir. Nedir o zaman sünnet? Peygamberin uygulamalarıdır. Kur'an'ı hayata uygulamalıdır. O halde Allah'a itaat etmek veya sünnete itaat etmek gene Kur'an'a itaat etmeyi gerektirir. Peygamberin sünneti de Kur'an'da yazılıdır. Aslında diğer siyer kitaplarında ki şeylere bir hadiseleri okursanız peygamber hayatının her alanında Allah'ın emirlerini yerine getirmiş, oradan talimat beklemiştir. Dolayısıyla ona. Peki, ulul emre itaat, idarecilere itaat edin. Demek ki ulul emirler ondan sonra sayıldığına göre
Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe, yani Kur'an'a itaat ettikleri müddetçe, bizden olan insanlar halinde oldukları müddetçe de onlara itaat edeceğiz. O halde netice ümmet meydana getireceğiz ya, o halde bu ümmet dediğimiz şey, yani organizmada böyle bir disiplin ve şey olacaktır. Yani insan vücudundaki hücreler nasıl bütün vücudu koruyan, bütün vücudun bütünlüğünü teşkil eden hücrelerse, her biri ayrı başına hareket etse, o zaman kanser diyoruz ona. Kanserli hücre ne demek? Şeyden, kontrolden çıkmış hücre demek. O halde organizma kontrol edilir. Kontrolde 2-3 tane yapılanma var. 3 çeşit yapılanma var. Bir tanesi yukarıdan aşağı piramit yapılanma. Yani bir tane yukarıda şef olur, emir veya imam ne derseniz diyeyim. Aşağıda işte baştaki binbaşıysa onun altında yüzbaşılar olur, 10 tane. Onların altında yüzbaşıların 10 tane onbaşılar olur. Böyle bir piramit şeklinde yukarıdan askeri bir yapılanma. Bu askeri yapılan, yani bu adını da zaten oradan koyuyoruz. Bu yapılanma askerde veya orduda olacak veya güvenlik kuvvetlerinde olacak. Yani orada mutlak itaat isterler. Yukarıdan aşağı ona itaat edeceksiniz. Bu yapılanmada emre itaatsizlik yoktur. Halbuki Kur'an'da ne diyor? Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan idarecilere itaat edin. O halde demek ki bizde mutlak itaat yok. O halde yukarıdan aşağı hiyerarşik bir yapılanma da olur. İşte tarikatların en büyük şeyi, hatası burada. Yani üstündeki mürşit veya şeyhe, şeyin önündeki musalla taşındaki meyit gibi, ölü gibi itaat edeceğim, mutlak bir itaati istiyor. Bu itaat Kur'an'ın aykırı. Kur'an'da ilkesel itaat. Yani o hücre ve organizmanın ilkeli olması lazım. İlkelere itaat var. Yani peygambere bile diyor ya Kur'an'da, o öldürülürse siz ayaklarınızın üstünde geri mi döneceksiniz? Yani peygamber bile netice itibariyle fanidir. O halde demek ki birinci yapılanma bize ters. Yukarıdan aşağı piramit şeklindeki bir yapılanma. Ancak bu savaş zamanı ordu ve şeylerle gerekli olan bir güç. Orada bile mutlak itaat gerekli. İkinci bir yapılanma şeklinde tam tersine demokratik bir yapılanma. O nasıl? İşte ne kadar adam var toplanıyoruz. O adamlar bir kişiyi seçiyorlar. Ondan sonra işte o organları seçiyorlar. Yani çoğunluk ne karar verirse o çoğunluğun kararına göre gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. İnsanların çoğuna uyarsanız sizi yanlış yola götürürler filan. Demek ki o zaman bu çoğulculuk veya demokratik bir yapılanma da biraz bize ne? Uymuyor. Neden uymuyor? Çünkü Kur'an'da ilkeler var. O ilkelere uygun olacak. Bir kişi bile savunsa doğruyu, netice itibariyle onun yaptığı doğrudur. Çoğunluğun söylediği şey her zaman doğru değil. O halde nasıl bir yapılanma tarzı tercih etmemiz lazım? Buna günümüzde network tipi yapılanma denir. Nasıl bir yapılanma? İnternet de böyledir. Veya saf halinde yapılanma diyebiliriz. Bu nasıldır? Saf halinde tam şeyi, meseleyi izah etmiyor. O biraz demokratik şeye kaçıyor. Network tipi diyorum ben yapılanma. Mesela internette siteler var. Herkesin bir sitesi var değil mi? Yani kuruyorsunuz, serbest. Bir protokol var, internet protokolü. Hepimizi bağlıyor. Yani domain name alıyorsunuz, tescil ettiriyorsunuz. Ondan sonra sitenizi kuruyorsunuz. İşte HTML kodlarında yazıyorsunuz o siteyi. Dolayısıyla oradaki kodlar hepimizi bağlıyor. Hepimizi bağlayan nedir? Kur'an'ın ilkeleridir. Ama her birimiz kendi bölgemizde birer siteyiz, öyle diyelim. Ama bu siteler veya Facebook'u düşünün. Her birinizin bir Facebook sayfası var diyelim birey olarak. Siz ama o sayfalardan bir topluluk yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki filan konuda Facebook topluluğu yapalım. İşte o yapılanma sizin orada bir topluluk yapılanması. Bir başkası bir başkasını kuruyor. Burada neyi yapıyor yani İslam? İnsanları bir o mutlak itaat, yukarıdan aşağı piramit gibi sürü haline getirmiyor. Güdülecek, tek bir kişinin güttüğü, istediği yöne sevk ettiği mutlak itaatin arandığı bir şeye getirmiyor. İkincisi demokratik yapılanmanın ilkesiz, sadece çoğunluğun o anki tercihlerine göre yapılanması değil, siz ilkeli yapılar kuruyorsunuz,
o yapılar gönüllü birlikteliklerle bir araya geliyorlar ve o birlikteliklerle yeni bir çağ, yeni bir ümmet meydana getiriyorsunuz. İşte orada herkes kendi kabiliyetini, kendi enerjisini, yeteneğini ortaya koyuyor ve koyduğu o yetenekle İslam'a biraz daha hizmet ediyor. Birisi çok iyi tüccar oluyor, o topluma tüccarlık yoluyla. Birisi çok iyi bilim adamı oluyor, ona hizmet ediyor. Bir kısmı din konusunda, yani fıkıh vesaire alim oluyor, orada hizmet ediyor. Öbürküsü tarih konusu. Ama bunların hepsi bir organizmanın içerisinde. Yani o dediğimiz portal, internet portalının içerisinde gibi oluyor. Ama hepsi birbiriyle ne? Haberdar. Ama hepsinin arasında ne var? Bir eşitlik var. Yani her biriniz birer Facebook sayfası açabilirsiniz. Her biriniz birer internet sitesi kurabilirsiniz. Ama kabiliyetinize göre sizin siteniz işte ne bileyim günlük hayatın problemleriyle ilgili bir şeyler yayınlar. Öbür site işte felsefi konularda bir şeyler yayınlar. Ama hepsi bir ortak akıl meydana getirir. İşte o da ümmetin ortak aklı diyelim. Dolayısıyla netice itibariyle yapmak istediğimiz böyle bir yapı meydana getirmek. Çünkü ilk ikisinin mahsurları hayatımızda gözüktü. Üçüncü dediğimiz yapı, bu da İslam'ın şu andaki konjektüre göre. Çünkü İslam'ın önerdiği şöyle bir yapılanma diye bir şey yok. Peygamberimizden sonra halifeler çok çeşitli şekillerde seçildiler. Demek ki burada biz marufu düşüneceğiz. Yani en iyisini o günkü topluma uyar. Ona göre bir yapılanma yapacağız. Demek ki netice itibariyle Kur'an şeylerimiz, çalışmalarımız, okumalarımız bizim bu hedeflere doğru gitmelidir. O yüzden de müminler için iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Aslında marufu emreder. Maruf dinen ve aklen iyi olanlardır. Sadece dinen değil, aklen iyi olanlardır. O halde demek ki biz maruflarla, günümüzün maruflarıyla bir güncel İslam, bir güncel Kur'an meydana getirmemiz lazım. Yani Kur'an'ın ayetlerini bakın değiştirmiyoruz. Sadece analiz ediyoruz günümüzde nasıl uygulanır. Bunun çalışmasını yapıyoruz.